Dinleyicimizin, başka bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Hayattayken diyor, rahmetli babamın kalbini çok kırdım. Bunun pişmanlığı içerisindeyim şu anda. Vicdan azabı duyuyorum. Biliyorum ki diyor, helalleşme imkanım olsaydı, yani demek ki başında yanında da değilmiş vefat edeceği zaman. Helalleşme imkanım olsaydı beni sevdiğini biliyorum. Yani hakkında helal edecektir. Ama böyle bir imkanım da olmadı. Ahirette diyor, babam karşıma hakkını helal etmiş olarak mı çıkar? Öyle değil o. Ya nasıl olur? Bu halini düzeltirse, itikadını düzeltir, amelini düzeltir, beş vakit namazını kılar, devamlı surette hayır hasenat yapar, sadaka verir, Kur'an-ı Kerim okur, kabrini ziyaret eder ve bu şekilde babasına durmadan burada sevap gönderirse, bunlar hep geldikçe evladın, onun gönlü tamamen değişir ve helal eder. Zaten mahşer günü şey yaptığı zaman evladı fazlasıyla gönderdiği için hak talebinden vazgeçer. Hak talebinden vazgeçer. Çünkü bizzat senin oğlun tarafından bu gönderiliyor. O da her zaman aynı şekilde bunu görecek. Oğlunun amelleri gösteriliyor. Bakıyor ki düzgün, ondan memnun olacak. Ona da aynı şekilde sevap geliyor. Babasına da sevap geliyor. Bu şekilde yaparsa ve bir de mesela şeyde saadeti ebediyede o Kur'an-ı Kerim okumak ve kabir ziyareti bahsi var. Orada Allahümme inni es'elike bi hürmeti Muhammed Aleyhisselam diye başlayan bir dua var. Babasının kabrinin başına gidip orada yazıyor. Latin harfleriyle yazılı. Onu orada okursa ondan sonra ve ayrıca bir hadis-i şerif zikrediliyor. Her cuma günü işte annesinin babasının kabrini ziyaret eder, dua ederse anne baba hakkını ödemiş olur diye de öyle müjdeler var. Bunlara yapışmalı. Bu sebeplerden birisine yapışmalı. Gönlü hoş olur mu? Evet. Çünkü haberdar oluyor ve gönlü hoş olur. Talepten de vazgeçer.